Yani biz bu uygulamayla e, o 90'lı yılların başlarında o hal bölgesinde karşılaşırdık. E, çok sık görev yaptım o hal bölgesinde özellikle nokta dergisinde çalışırken işte Cizre'de, İdil'de, Şırnak'ta, şurada, burada olaylara gittiğimizde e, işte özel timi kuvvetleri görüntü aldığımızda filmimizi almaya çalışırlardı. Biz de filmimizi vermemek için direnirdik ya da şöyle yöntemler bulurduk. O bölgede genelde bayan polis çok zor bulundurdu. Ee, rakip gazetemiz de olsa e, e, gazetenin da filmlerini biz bayanlar alır saklardık. E, biz de arayamadıkları için o şekilde kurtarırdık. E, o hal döneminden bugüne geldik. Ne demiş? Yani efendim genelge var. Ülke zaten kararnamelerle yönetiliyor. Bir de başımıza genelgeler çıktı. Yani, o zaman hukuk devletine ne de gerek var? Ben genelge Ferman'dan, Padişah Ferman'dan hiçbir farkı yok bunun. Ben bugün canım istedi. Yarın şu mahalledeki insanların sokağa çıkmasını yasakladım. Canım istedi. Yani bunun bir adım sonrası foto muhabirlerinin toplumsal olaylarda resim çekmesini önlemek, fotoğraf çekmesini önlemek. Genelge çıkarttım. Aynı şey ha, şey telefon ha foto muhabirlerinize. Polis var işin içinde. Onun özel hayatı ona ne özel hayatı? Erdoğan dedi bir genel bu kardeşim genel ne özel hayatta? Evinde mi çekiyoruz? Ailesiyle yemeğe çıkmış da orada mı çekiliyor? Sokakta çıkılıyor. Efendim şey diyebilirler. Diyor ki İçişleri Bakanı eskiden adalet tesis etmiyor muydu? Birçoğu etmiyordu. Görüntü olmadığı için, belge olmadığı şöyle, için bakan etmiyordu. Şöyle diyor, Sanki o görüntüler alınmadığında adalet tesis etmiyor mu? Etmiyordu işte birçok şey karanlıkta kalıyordu. Size şunu söyleyeyim. Ali İsmail Korkmaz'ın görüntüleri olmasa örtbas edilecekti. E, kameraların e, kayıtlarının çoğu saklandı. Bakın şöyle bir olay var. Ben bir ara yıllarca yargısız infaza kurban gitmiş, güvenlik görevlileri tarafından öldürmüş insanların davalarını e, seyrettim. Sonra bunu dizi olarak yayınlamıştım Cumhuriyet'te. Olay şu. Bir, e, görüntüler, kameralar, ya Hrant saklandı be kardeşim. Genelde eğer Kemal Kurkut'un tesadüfen o tam alana girerken kesinlikle. o gazeteci fotoğraflarını çekmeseydi kim bilir Kemal Kurkut'un öldürülmesiyle ilgili olarak Hiç çıkmayacaktı neler ortaya? Yani e, şeyler gibi güvenlik kameraları genelde bir olayın ya da bir e, darp edilmiş, öldürülmüş, katledilmiş biri e, halktan karşı tarafta da güvenlik güçleri suçlanıyorsa olayın faillerinden biri oysa zaten o kameralar mutlaka bozuktur kesinlikle bozuktur. Abi, vatandaş tesadüfen penceresinden balkonundan ya da bir gazeteci işte uzaktan teleyle ya da telefon ile çektiyse cezalandırılır. Yoksa geçmiş ola. Ha bitti o iş. Ne demek genelge yayınladım? Bunun hukuki bir çerçevesi olur. Dersin ki şu şu hallerde ne bileyim özellikle polisin yüzünü gösterecek şekilde çekim yapmayın kardeşim. Yani daha geçenler polis açısından risk oluşturabilecek bazı durumlarda her durumda değil de zaten blörlama denilen yöntem aynen de yapılıyor. Aynen. Yani. Karartıyoruz zaten. Evet o görüntü Zaten mevcut şey. kanuni engeller var bunun için, düzenleme var zaten. Bu mevcut kanuni düzenlemenin dışında bir düzenleme. Şimdi Ali Bey Özge Uyanık her olayda bir cep telefonu mu kaybedecek? Nedir bu? Yani bu sadece gazeteciliğin meslek faaliyetinin yapılamaz hale getirilmesi ve kamunun bilgi alma hakkının ortadan kaldırılması değil. Ee, Miyasi Hanım'ın işaret ettiği adaletin tecellisiyle bağlantılı bir boyutu var. Şahit olma potansiyel ve kabiliyetini e, yurttaşların ortadan kaldırıyor. Çünkü bu da bir yurttaşlık görevidir. Yani gördüğümüz bir suçun aydınlatılabilmesi için bir takım işler yapmamız e, gerektiği anda yapmamız icap eder. Bu, yurttaşlık görevi niteliğindedir bu. Sadece soyut insanlık vazifesi ve vicdani mesele değil ki konu sadece Türkiye ile de ilgili değil. Amerika'daki işte o George Floyd Aynen. meselesi bu işin küresel boyuttaki en ünlü meselelerinden bir tanesi. Burada yani mesleki faaliyetin ortadan kaldırılması, bilgi hakkının engellenmesi, adaletin tecellisinin engellenmesi ve yurttaş olma niteliğinin ortadan kaldırılması söz konusu. Bir genelge tek başına anayasanın en temel normlarını bu şekilde ihlal ediyor... Anayasaya aykırı değil dedi. Ee, bakan, biraz... bakan doğru söylüyor. Anayasa genelgeye aykırı. <laughs> Buradaki mesele bu. Bir de, o şimdi... zaman Anayasayı genelgeye uygun hale getirmek belki düşünebilir. Hayat hay ben hay Bir şey söyleyeyim. Şu son birkaç yıl içinde birçok olayda güvenlik güçleri orada yok. Birçok olayda vatandaşın çektiği görüntüler sayesinde failler ortaya çıktı. Ya Şu hayvanlara yapılanların çoğu sosyal medyada yayınlanan kamerayla çekilmiş... E, görüntülerden Kadınlara, tespit edildi Kadınlara saldırılar. saldırılar O görüntülerden ortaya çıktı. Bu durumda herkes sokakta birini sevmediği birini boğazlayabilir çok rahat. Taciz de bulunabilir. Kimse Bu arada, çekemez. Özge Uyanık geçmiş olsun. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Çok teşekkürler. Ben de kısa bir şey daha eklemek istiyorum aslında bu söylenenlere. Şimdi evet Bakanlığın açıklamasında e, basın e, özgürlüğüyle ilgili bir e, kısıtlama yok, basının görüntü almasıyla ilgileniyor ama e, belirtildiği gibi e, burada vatandaşların görüntü almasına dair de herhangi bir engelleme olamaz. Yani George Floyd örneği o yüzden günlerdir veriliyor. Tüm dünyayı ayağa kaldıran o görüntüler birinin kayıt alması sayesinde ortaya çıktı. Yine. E, çok kısa bir zaman önce e, dün bu e, motor sürücülerine e, yoldan geçerken polis e, kaskıyla vurarak durduruyor şimdi yani burada nasıl bir e, kişisel özel hayatın ihlalinden Bahsedeceksiniz. Peki bu görüntülerin yani ortaya çıkması başka türlü nasıl sağlanacak ki orada e, vatandaş çekmeye devam ediyor, şikayetçi misiniz diye soruyor. E, bunların da engellenmesi isteniyor açıkçası. Yani e, bu yüzden gazetecilerin zaten e, engellenmesiyle ilgili o da yani haber alma hakkına aykırı, anayasaya hakk yine e, aykırı ama e, vatandaşın görüntü alması da hiçbir şekilde engellenmemeli kaldı ki yani şu anda medyanın da bu kadar iktidarın elinde olduğu bir dönemde yurttaş gazeteciliği diye bir şey var sokakta. Peki biz bu insanların yani gözü kulağı olmak durumundayız yine şunu da kısaca söylemek istiyorum hani bu konuyla ilgili her türlü yasal hakkımızı da kullanacağız suç duyurusunda da bulunacağız bununla ilgili emsal kararlar da var hiçbir şekilde bizim vatandaşa haber verme hakkımız da engellenemez haber alma hakkı da engellenemez bu en temel insan haklarından birisidir her türlü yasal yolda kullanacağız bu açıdan Peki teşekkür ediyorum Özge Uyanık katıldığınız için ben teşekkür ediyorum konu kaldığınız Konuda için. Bir tek bir cümle söyleyeceğim. Hı. Gezi olaylarının singe görüntülerinden bir tanesi İzmir'de sahilde yürüyen 3-4 tane Kızın genç kız vardı. Saçlarından. Saçlarından. Tutup, o görüntü olduktan sonra polisler hakkında soruşturma açıldı. Evet, Salim Bey, Özge Uyanık dedi ki dava açacağız dedi. Açmalılar değil mi? Yani şimdi böyle bir genelge var diye özge uyanan telefonu yere at üstüne bas bu nedir ya? Ya tabii ki dava açmalılar Hı. ama sorun dava açmakla çözülecek bir sorun değil. Şimdi orada onun telefonunun yere atılıp çiğnenmesi aslında 84 milyon olarak hepimizin özgürlüklerinin çiğnenmesidir. Orada ortaya çıkan görüntü hepimizin hak ve özgürlüklerine devlet eliyle yapılan bir saldırının bizim özgürlüklerimizi yok saymanın ben ne söylüyorsam, ben nasıl istiyorsam öyle davranmanız gerekiyor, öyle yaşamanız, öyle düşünmeniz gerekiyor diyen otoriter devlet anlayışının tezahürüdür. Ve buna hepimizin karşı çıkması lazım. Biz şu, şu karara varmalıyız. O kadar çok örnekler var ki bunun için. Yani anayasal haklar, ya yani hukukun